oluyor? Sabah sabah toplanmışsınız buraya bağırışırsınız. Ne istiyorsunuz? Vırrıklar. Serap Hanım'la görüşmemiz lazım. Ona diyeceklerimiz var. Bah hele. Demek ona diyecekleriniz var, öyle mi? Ya ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Koskoca çiftliğin hanımı siz istediniz diye kapının önüne mi gelecek? Ne olur gelirse? Çağırın, görüşeceğiz hanımla. Ya görüşmeyeceksiniz. Ne laf anlamaz insanlarsınız siz be. Hadi dağılın, dağılın. Hadi. Reşit, dur hele. Hanımla görüşmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hiçbir haber verin hanımla. Ya koskoca Serap Hanım, sizi kale alır mı sanıyorsunuz? Hadi dağılın. Serap Hanım adına konuşma. Git haber ver. Serap Hanım, rahatsız ediyorum ama köylüler kapının önüne yığılmışlar. Sizinle görüşmek istiyorlarmış. Ne istiyorlarmış benden? Ben de öyle dedim. Ne istiyorsunuz hanımdan dedim. Koskoca çiftliğin hanımınla ne görüşeceksiniz dedim. Ama işte lakin Yasin Ağa tutturdu. Git hanıma haber ver dedi. Gayrı artık ne akılsa görüşmeyeceksiniz değil mi? Ben gidip köylülere öyle mi söyleyeyim? Ne istiyorsunuz? Halımızdan ancak siz anlarsınız Serap Hanım. Çünkü bir vakit siz de fukaraydınız. Açlık nedir, sefalet nedir bilirsiniz. Biz hakkımızı istiyoruz. Ne hakkıymış bu? Allah rahmet eylesin. Muzaffer Bey iyi bir adamdı. Ama bizim topraklarımızı aldıydı. Bey Ramazan'a topraklarını vermiş. Bize de verin topraklarımızı. Ya susun! Ya sapır sapır konuşmayın. Aradan onca yıl geçmiş. Daha hala hangi topraklarız? Sen karışma Reşit. Biz derdimizi hanıma anlatacağız. Bu bizim meselemiz. Topraklarımız tamam, tamam. Hep birazdan konuşmayın. Topraklar nereden sizin oluyor? Onu deyin bakalım. Anlat. Bu topraklar ne bizimdi ne beyindi. Hazinenin topraklarıydı. Biz de yıllardır ekip biçiyorduk. Zilliyet hakkıyla tapuları almaya az kaldıydı. Ama Muzaffer Bey hilekarlığıyla aldı tarlalarımızı. Ne yaptı, ne etti? Tapuları üstüne geçirdi. Bizi de topraklarımızdan kovdu. Topraksız az sefil kaldık. Doğru mu söyledikleri Yasin Ağa? Ben daha sonra size malumat vereceğim Serap Hanım. Bu meseleyle alakadar olacağım. İşin aslını öğreneceğim. Tamam. Senin ne işin var burada? Ben de hakkımı aramaya geldim. Muzaffer Bey babamın topraklarına el koyduydu. Sen Muzaffer'e silah çekmedin mi? Ha? Hangi yüzle hak hukuk soruyorsun? Defol git buradan. Defol! Aç. Bak hele. Hanımın dediğini duymadın mı? Daha hala ne duruyorsun burada? Benim nerede duracağım senden sorulmaz. Seni var ya. Çir gibi yerim halim Allah. Gel oğlum, hadi gelsene. Geldim, ne olacak? Ha, ne olacak? Yapmayın. Gel hadi. Yapmayın lan, dur yapma. Hadi yürü. Bırak bize. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Hadi. Kapat kapıları, kapat.
Hadi dağılın. Herkes işine. Hadi. 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 Bu topraklar münazalı topraklardı. Köylü ekip biçiyordu. Zilletlik hakkıyla da onların olacaktı. Muzaffer Bey bu toprakları köylünün elinden aldı. Kendi topraklarına kattı. Köylü itiraz etti lakin dinlemedi Muzaffer Bey. Tapular verilirken Tarlalar Bey'in tahtı işgalindeydi. Bu sebepten bütün topraklar onun namına tescil edildi. Anlayacağınız hanımım, bu topraklar köylünündür. Şimdi orada bir yanlışın var Yasin Ağa. Hanımım, bir kere elde kapı gibi devletin tapusu var. E şimdi senin bu yaptığın yani devlete iftira atmak olmuyor mu? Hanımım, bir kere bu toprakların asıl sahibi kim? Devlet. E o kime isterse verir elbet. Öyle değil mi yani? Ben sadece olanları arz ettim. Kararı Serap Hanım verecektir. Bu toprakların büyüklüğü ne kadar Yasin Ağa? Çok hanım. Ne kadar çok? Elimizdeki toprakların yarısından fazla. Burada böyle muzaffersiz oturmak da varmış. Olsaydı şimdi böyle çay muhabbeti yapmak zorunda kalmazdık. Açmıştı şişeyi. Umarım katili en kısa zamanda bulurlar. Bulurlar, bulurlar. Parmak izi tetkikleri neticelenir yakında. O zaman kimse çıkar ortaya. Doğduğunu pişman edeceğim onu. Yarın fabrikaya gelmek istiyorum. Tabii. Ne zaman istersen. İşlerin başına geçmeye karar verdim. Aa, bu çok iyi bir haber. Fabrikada yerin hazır Serap. Ayrıca sana her konuda yardım etmeye de hazırım. Sağ ol. Bu zor zamanlarda hepiniz bana çok yardımcı oldunuz. Aslında sizi bu gece buraya bir şey danışmak için de çağırmıştım. Bugün köylüler çiftliğin kapısına dayandılar. Öyle mi? Ne istiyorlarmış? Topraklarını. Muzaffer'in onların elinden aldığını söylüyorlar. Kendini bilmezlik bu. Bir araya gelince adam olduk zannediyorlar. Muzaffer şu olanları duysa canlarını okurdu. Keşke Ramazan'a da vermeseydi topraklarını. Öyle değil mi? Kötü örnek oldu işte. Ona verildi diye şimdi diğerleri de ayaklanıyor. Haklarıysa vermek gerekmez mi? Ben bu konuda ne yapacağımı bilemedim. Yapılacak bir şey yok Serap. O topraklar sizin. Hiç kimsenin hakkı yok. Ayrıca Muzaffer ellerinden falan almadı. O topraklar devlet hazinesinin de. İnsan kendi servetini el aleme dağıtır mı canım? Köylülerin toprağı olsa ne olacak? Neyle işletecek? Hangisinin traktörü, patozu var? Ayrıca tarlada çalışacak ırgata ne ödeyecekler? Paraları mı var? Neyle hasat edip nereye satacaklar? Bak Serap, eğer toprakları verirsen heba etmiş olursun. Öyle boş boş dururlar. Hem sen büyük zarar edersin, hem de onlar hiçbir şey kazanmaz. Bunu düşünmem bile büyük hata. Muzaffer böyle bir şeye asla razı gelmezdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.